Fethullahçı terör örgütünün kanlı darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesine dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Darbeci hainlere direnenlerden biri de Albay Güven Şaban'dı sevgili izleyenler. Kahraman albayımızı ölümden teröristlerin silahının tutukluk yapması kurtarmıştı. İşte o tüyler ürperten anlar güvenlik kamerasına da yansıdı ve o kara geceye dair bir de ses kaydı ortaya çıktı. Fethullahçı terör örgütünün kanlı darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesine dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler Jandarma Genel Komutanlığı'ndan. Albay Güven Şaban, Ali Demir, Aziz Yılmaz ve Nurettin Alkan darbeci hainlere karşı koymaya gitmişti. Bizim Jandarma Genel Komutanlığı'na ulaştığımız saat 10.30. Darbeye ilk müdahale eden 4 kişiyiz. Ama daha nizamiye girişinde hainlerin müdahalesiyle karşılaştılar ve asker görünümlü teröristlerle aralarında arbede yaşandı. Darbecilerden bir tanesi silahıyla Nurettin Paşa'mı yaraladı bu boğuşma esnasında. Silahlı çatışma oldu. Benim belimden silahımı aldılar. Bu çatışma esnasında ben duvarın bu tarafında kaldım ve darbecilere rehin düştüm. Albay Şaban elleri bağlı komutanlık binasındaki toplantı salonuna götürüldü. İçeride darbecilerin alıkoyduğu askerler vardı. İçeriye seslendim, dedim ki arkadaşlar bunlar darbe yapıyorlar. Sakın bunlara uymayın. Suç işliyorlar. Hepsi yargılanacak. O sırada Jandarma Genel Komutanlığı eski özel kalem müdürü Albay Erkan Öktem geldi. Oo Güven Bey, hoş geldin. Sen bize çok çektirdin. Şimdi hesap vereceksin diye yanıma geldi. Ben de bana bey demeyeceksin, komutanım diye hitap edeceksin. Verdiğimiz emirlere de uyacaksın dedim ama bu sırada ellerim kelepçeli. Hain öfkelendi. Silahını çekip Şaban'a doğrulttu ve tetiğe bastı. Ama silah tutukluk yapınca Şaban mucize eseri infazdan kurtuldu. Silahını çekiyor, bana doğru doğrultuyor ve ateş ediyor ama patlamıyor silah. Şimdi elde mermiyi aldı. Patlamayan mermiyi. Hainler Albay Şaban'la birlikte birkaç kişiyi daha bir odaya kapatıp sabaha kadar orada tuttular. Gece bir gibi falan sela verildi. Tabii biz selayı duyunca bir rahatladık. Yani bunun bir işaret olduğunu anladım ben. Ve daha sonra da vatandaşın sesini duyduk. Dedik ki tamam, çıktıysa vatandaşımız, milletimiz sokağa çıktıysa, darbeye karşılık veriyorsa belki biz bu gece burada ölürüz ama bu darbe başarılı olmaz. Ve karanlık geceye ait bir de ses kaydı ortaya çıktı. Konuşma Kahramanmaraş Elbistan ilçe jandarma komutan vekili Sözde Teğmen FK ile nöbetçi uzman jandarma kıdemli çavuş HT arasında geçiyor. Benim anladığım şey mi komutanım, bir grubun işi mi bu? Genel değil değil mi? Abi ülke yönetimi el koydu, bitti. Gerçek mi komutanım? He bitti bitti. Bu saatten sonra kaymakam falan dinlemiyorsunuz. Benim emrim olmadan hareket etmiyorsunuz, tamam mı? Anladım komutanım. Darbeci hain çavuşu arayıp kimseden emir almamasını istedi. Benim haberim olmadan savcı emir vermiş, kaymakam emir vermiş, hiçbirini yapmıyorsunuz. Telefon konuşması sırasında silah sesleri de duyuluyor. Ne oldu, rütbeler geldi mi? İlçe jandarmaya başladılar komutanım. Benim haberim olmadan savcı, kaymakam, vali kim talimat verirse versin. Benim haberim olmadan kimse hareket etmiyor, tamam mı? Çavuş da en ufak bir hareketlilikte o haini arıyordu. Komutanım polislerde bir hareketlilik var, hepsinde silah var. Siz ne yapın biliyor musunuz? Hemen silahları kuşansın herkes. Sakın ola emrim olmadan atışa başlamayın, tamam mı? Darbe girişimi bastırıldıktan sonraysa aralarında bir konuşma daha geçti. Askerler yarın nöbet faaliyetine devam edeceği için erler uyusunlar, dinlensinler, tamam mı? Emrediyorsun. Yarın karakolda hazırlıkta bekleyecek personel de gitsin evine dinlensin. Diğer personel zaten hepimiz burada hazırsın. Yarın nöbet çalışmalar ve hazırlıkta personel devam edecek. Anladım komutanım. Şu an bir ihbar var mı? Santralde bir şey var mı? Yok komutanım. Herhangi bir telefon gelmiyor. Darbeci hain kanlı emellerine ulaşamayacaklarını anlayınca korkup kimseyi dışarı çıkarmadı. Çok fazla araç hareketleri olmayacak. Araçla intikal olmayacak. Karakol komutanları söyler. Devriye faaliyetleri yazılmayacak. Şu an birlikte bekleniyor. FK darbe girişiminin ardından bir ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilmişti. Ama bu ses kaydı ortaya çıkınca yeniden tutuklanıp cezaevine gönderildi.